Anlaşıldı, tamam. Yeni bir yer tespit etmişler. Alanı daraltıyorlar. Hazırlanıp hemen oraya gitmemiz lazım. Bana bir silah verin. Komutanım, bunu söylemekten nefret ediyorum ama hala görevde değilsiniz. Babamı kurtarmaya gitmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Yanarsak hep beraber yanarız. Komutanım zaten ölü. Başına daha kötü ne gelebilir ki? Eyvallah. Emir komuta sende. Ben yokmuşum gibi düşünün. Emredersiniz komutan. Hadi gidelim. Şişt. İster misin şimdi hafızda çıksın gideceğimiz yerden? Yok artık. Benden hala tam olarak ne istediğini anlayamadım. Şöyle anlatayım. Birileri sizin ülkenizden hoşlanmıyor. Ve bu birileri artık sizinle uğraşmaktan çok sıkıldı. O yüzden bu işi kökünden halletmek istiyorlar. Ne yapacaklar? Türkiye'yi işgal mi edecekler? Kulağa ne hoş geliyor değil mi? Onu bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum. Ama bildiğim şu. Bu birileri Türkiye'yi yeni ve yeniden bir Sevr Anlaşması yapmaya ikna etmek istiyor. Hmm. Ve bunun için harikulade bir planları var ama asla söylemem. Söyle söyle. İçinde kalmasın. Nasıl olsa öldürmeyecek misin? Elbette öldüreceğim. Prensip olarak söylemiyorum. Bak. Milli güvenlik protokolü bu ülkenin, bu bayrağın namusudur. Can damarıdır, ruhudur. Bana ne kadar işkence edersen et, ağzımdan tek kelime alamazsın. Evet. Evet, evet. Peki şöyle söyleyeyim. Bu birileri olası bir işgal durumunda müşterek ve eş güdümlü bir sivil direnişle karşılaşmak istemiyorlar. Bak, bu ülkeyi işgale yeltenirseniz 80 milyon insanı öldürmek zorundasınız. Beşikteki bebeler bile size direnir canım benim. Hah, işte o 80 milyon insanın saha ve beyin liderlerinin ismini istiyorum. O listeyi istiyorum Agah Bey. Öyle bir liste mi varmış? Onca yıllık istihbaratçıyım. İlk defa senden duyuyorum. Ben de onca yıllık kasabım, ilk defa sizin gibi direnen birini gördüm. O bıçağı nereye sapladığımı hissetmişsinizdir. Ve o bıçağı oradan çıkarırsam 20 dakikaya kalmaz kan kaybından öleceğinizi de biliyorsunuzdur değil mi? O yüzden o bıçak orada kalsın. Biz konuşmaya devam edelim. Komutanım iyi misin? Hala inanamıyorum yaşadığına. Bahar'ın öldüğü gün vardı ya.
Evet. İşte o gün ben gerçekten öldüm avcı. Ya da ölmeliydim. Yaşamanın bu kadar pişmanlık vereceğini asla düşünmezdim. Böyle konuşmayın komutanım. Aramızdasın işte. Tamam, tamam. Araç en son buralarda bir yerde görülmüş. Operasyona hazır olun. İstihbarat timlerinden destek alacağız. Emir komuta bizde. Tamam, sıkıntısı yok. Tepenin arkasındalar. Operasyon yapacağız. Biz önden, siz arkadan. Anlaşıldı. Gidelim. Listenin sizde olmadığını biliyorum tabii ki Agah Bey. Ama o liste nerede saklanıyorsa, hangi odada saklanıyorsa, onu nasıl alabileceğimi sizin bildiğinizi de biliyorum. Of, içim şişti. Bundan seneler evvel bir arkadaşım Türk istihbaratının kullandığı bir uygulamadan bahsetmişti bana. Aşilius uygulaması. Anlattığına göre istihbaratta çalışan önemli kişilere önemli bilgiler verildiğinde bu kişiler o bilgileri topuklarına gömerlermiş. Topuk kemiklerine. Deliliğe bak. Düşünsenize, her adım attığınızda sızlayan bir ayak. Her sızladığında size devlete dair ne kadar büyük bilgiler taşıdığınızı ve bunun önemini hatırlatan bir ayak. Hakikaten deli kafası. Belki şehir efsanesidir, belki gerçektir, bilemem. Deneyelim mi? Ulan sapık. Ben ömrümü vatanıma, bayrağıma adamışım. Senin gibi şarlatanları çok gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz, merak etme. Benim gibi binlerce var. On binlerce var. Her yerdeyiz. Dünyanın her yerindeyiz. Dünyanın her yerindekileri öldürürüz o zaman. Sorun yok. Hadi deneyelim. Yemin ediyorum, bu yaptığın yanına kalmayacak. Bu yaptığın yanına kalmayacak. Tabii tabii, kalmayacak. Draga, geliyorlar.
İçeride kaç kişiler bilmiyoruz. İnşallah böyle 500 kişi falan vardır. Sabaha kadar çatışalım anasını satayım. Alalım engellilerini ha. 500 az dedim. 1 milyon olsun. Yavuz komutanımı da bulmuşuz. Bir ay çatışırım anasını satayım. Komutanım abartma sakın. Komutanım iyi gözükmüyorsun. İyiyim ben, iyiyim. Komutanım, sen burada kal. Biz önden girelim. Tamam mı? Aç. Baba, aç gözlerini bak. Geldim, kurtulduk. Yavuz. Tamam, tamam baba. Oğlum. Baba buradayım, tamam. Oğlum. Lan dur. Dur. Bilmen gereken bir şey var oğlum. Baba yorma kendini. Ah. Yavuz. Ülkemizi işgal edecekler oğlum. Milli güvenlik protokolünün peşindeler. O bu ülkenin namusudur. Her şeyimizdir. Ne yap ne et. Ele geçirmelerine izin verme. Sakın. Sakın. Baba kendine gel baba. Baba aç gözünü baba. Baba ne olur aç gözünü. Baba. Baba ne olur kendine gel baba. Baba hadi aç gözünü baba. Baba aç gözünü. Baba buradayım ben bak. Baba geldim ben. Aç gözünü aç baba. Baba. Baba aç gözünü baba. Aracın otobana doğru gittiği bilgisi geldi. Siyah bir ciple kaçıyorlarmış. Komutanım. Çaylak, çaylak hadi çaylak. Keşanlı bırakmayın peşini. Biraz daha hızlanmalıyız. Merak etme bize yetişemezler. Onlar gelene kadar biz helikoptere varırız. İstediğimiz tüm bilgiler onun içinde mi? Hepsi olmasa da önemli bilgiler var bu çipte. Çözmen uzun sürer mi? Sanmam. Güzel. Görebiliyor musun? Yok komutanım. Kaybetmememiz lazım Çaylak. Koş bu taraftan. Hadi. Çaylak, buradan gel.
Yavuz Karasu. Sür. Elbet görüşeceğiz Yavuz. Elbet görüşeceğiz. Mekanı cennet olsun, başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Bu kadar acı çekilir mi ya? Kader ne varsa çekilir dayol. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Özür dilerim Murat. Özür dilerim kardeşim. Sen şimdi yanımda olsan üzülme derdin. Kıyamazdın bana. Ama sana kıydılar. Kahraman kardeşim benim. Canım. Canım. Oğlunuz bir kahramandı. Sayesinde onlarca can kurtuldu. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Hanımefendi. Başınız sağ olsun. Sayın savcım. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Sayın savcım, cenazeye katılmak için izin isteyen bir grup var. Tabii. Kimmiş? Ülkesi aşık eder herkesi. Ülkemiz
Türk ülkesi aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Ne oldu? Sen muhteşem bir kadınsın. Yavuz. Bizi bekliyorlar. Kim? Devlet büyüklerimiz. Komutan. Biz ne yapalım? Siz de gelin. Geldiniz. Yavuz. Başımız sağ olsun. Kusura bakma gelemedim. Vatan sağ olsun, sağ ol. Konuşuruz tekrar toplantıdan sonra tekrar konuşalım isterseniz. Buyurun geçelim. Beyler siz burada bekleyin. Emredersiniz komutanım. Sen bizimle gel. Özel Kuvvetler Komutanı değil miydi abi o ya? Ta kendisi. Diğeri başsavcı, öteki de istihbarat başkanıydı. Biz niye buradayız? Anlarız birazdan. Yavuz, ben sizi tanıştırayım. Savcı Derya Hanım. Kendisi dünkü patlamada kardeşini kaybetti maalesef. Başın sağ olsun. Vatan sağ olsun. İyi misiniz? O herifi bulmak istiyorum. Ben de. Hoş geldiniz. Yavuz Karasu ve Derya Hanım'ın kayıplarını biliyoruz. Ben de babamı kaybettim. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, sizlere de sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sağ olun efendim. Sizleri niye davet ettiğimize gelince, biz istihbarat başkanlığı olarak ülkemizin yeni ve çok ciddi bir tehdit altında olduğunu düşünüyoruz. Dragan Ratković, tam bir kasap, cani. Detayları bize Derya Hanım aktaracak. Dragan Ratković, bilinen lakabıyla kasap. Görüntüleri göstermeden önce sizi uyarmam gerekiyor. Pek kolay sindirilecek şeyler değil. İşte Dragan tüm bu katliamları gerçekleştiren psikopat cani.
Hikaye aslında tanıdık. Savaş yıllarında çoğu çocuk olmak üzere binden fazla Müslümanın ölümünden sorumlu. Özellikle Ahmiç köyünde yaptıklarından dolayı Ahmiç kasaba olarak anılıyor. Şimdi neden burada? Ne istiyor? Şimdi paralı asker. Parayı veren için her türlü eylemi yapıyor. Tabii Türkiye'de olmaktan ayrıca mutlu olduğunu inkar edemeyiz. Kendini Müslümanları ve Türkleri öldürmeye adamış bir katil. En son Orta Doğu katliamlarında adı geçti. Dragan Ratković şimdi bazı devletler adına çalışıyor. Bu paralı asker çok değerli bir devlet büyüğümüzü şehit etti. Ve daha da önemlisi, devletimizin çok önemli sırlarına erişme imkanı var. Devletimizin bize verdiği yetki ve sağladığı inisiyatif çerçevesinde Sayın Özel Kuvvetler Komutanımız ve Sayın Başsavcımızla birlikte bir istişare toplantısı yaptık. Toplantı neticesinde hem bu bazı devletlere taşeronluk yapan bu katili yakalamak hem de devletimizin ulusal güvenliğini sağlamak adına yeni bir birim oluşturmaya karar verdik. Bu birim üç ayaktan oluşacak. Soruşturmayı savcılığımız adına bu konuyu uzun süre inceleyen Derya Hanım yürütecek ve adalet ayağını temsil edecek. Erdem Albay, sen ve timin operasyonel ayağını götüreceksiniz. Tim komutanı olarak da yine Yavuz Karasu'nun göreve dönmesini uygun gördük. İstihbarat adına da Eylem Hanım görevli. Her türlü istihbari faaliyet ve yetki kendisinde olacak. Evet, sorusu olan? Buyurun. Sayın Başkanım, beni mazur görün. Ama o görevi kabul edemem. Yavuz? Ne diyorsun sen oğlum? Ben yokum komutanım. Ben yıllarca görevdeydim. Başarabildiğim tek şey sevdiklerimin üzerine toprak atmak. Annemi kaybettim. Sonra nişanlımı. Sonra karımı. Şimdi babamı. Bu işi beceremediğim çok açık değil mi? En yakınımdakileri, sevdiklerini koruyamayan bir adam nasıl olacaktı ülkesini koruyacak? O ne demek Yavuz? Sen iyi bir askersin. Bir zamanlar öyleydim komutanım. Ben kendimi bu şerefli üniformaya layık görmüyorum. Lütfen beni mazur görün. Müsaadenizle. Yavuz. Erdem sakin. Yavuz çok kötü şeyler yaşadı. Biraz anlaştı oğlum. Üstüne gitmeyin. Emredersiniz. Komutanım ne oldu? Göreve dönmemi istiyorlar. Hoppa! E süper işte. İşte eskisi gibi be. Ne zaman başlıyoruz komutanım? Hemen değil mi? Kabul etmedim. Ne yapmadım dedin komutanım? Kabul etmedim. Ben yokum beyler. Komutanım bizle eğleniyor herhalde. Komutanım. Nasıl kabul etmezsin ya? Komutanım. Her şeyi geride bırakıp yeniden başlama fırsatı işte. Gidip hep beraber o herifin tepesine binelim. Çaylak bir dakika dursana. Komutanım içeride ne olup bittiğini bize anlatır mısın düzgün bir şekilde? Kusura bakmayın beyler, ben yapamayacağım. Nefes almak bile zor geliyor bana.
Biliyorum kızacaksınız. Ama gücüm yok. Savaşmaya, mücadeleye gücüm yok. İyi ya işte. Biz senin yanındayız. Sana destek oluruz. Oğlum birinizi daha kaybetmeye tahammülüm yok lan. Anlamıyorsunuz. Affedin beni. O ne demek ya? Dünyanın şeyini yaşadım komutan. Sen de insansın, robot değilsin. Haklısın. Sağ olun beyler. Yavuz. Ne yaparsan yap, ne karar verirsen ver, ben hep senin arkandayım. Sağ olun komutanım. Yarada bir çay içeriz be. Heh. Her zaman komutanım. Kusura bakmayın komutanım. Böyle olacağını tahmin etmedim. Kusura bakacak bir şey yok Erdem. Yavuz'a anlayış göstermeliyiz. Onun yaşadıklarını onda birini yaşayanlar tımarhanelik oluyor. Başka bir tim komutanı seçmeliyiz artık içimizden. Ya da birini bulmalıyız. Emredersiniz. Hanımefendi sizi bekliyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ah. Çay? Lütfen. Babam biraz hasta. Sizinle benim ilgilenmemi istedim. Benim için hiç sorun değil.
en iyi adamım. İvan Türklerin elinde. Ama bizim daha büyük sorunlarımız vardır Agan. Büyük sorunları çözmeye bayılırım. Usta. Neresi burası? Neredeyiz biz? Sabır evlat. Biraz sabır. Geç öyle. Teşkilattaki sağ kolum ve can yoldaşımdır. Seni ona ben emanet ettim. Başından beri bütün hikayeni biliyor. Oğlum. Kötü günler geçirdiğini biliyorum. Sevdiklerini kaybettin. Dostlarından uzaktasın. Zindan hayatı yaşıyorsun. Ben bütün hayatımı senin bu son 6 ayın gibi geçirdim. O yüzden ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ama şunu da iyi bil ki evlat. Bu devletin senin gibi insanlara ihtiyacı var.
evlat. Benim bıraktığım yerden devam edeceksin. Buna mecbursun. Çünkü kötü şeyler olacak Yavuz. Bugüne kadar bu devlet, bu millet kimseye boyun eğmedi ama eğdirmeye çalışacaklar. Her zamankinden daha korkutucu. Her zamankinden daha kanlı, daha acımasız olacaklar. Sınırımızın ötesindeki tehdidi def edince şehirlerimize, mahallelerimize, sokaklarımıza yönelecekler. Yavuz, korkarım yeni bir milli mücadelenin içine gireceğiz evlat. Bu yüzden bu ülkedeki her ferde ihtiyacımız var. Bak, senden asla aklından çıkarmamanı istediğim bazı şeyler var evlat. Bir. Her zaman göreve hazır ol. İki. Asla kin tutup duygularınla hareket etme. Üç. Şartlar ne olursa olsun, asla ama asla umudunu kaybetme. Unutma. Bu devlet binlerce yıldır ayakta. Ve bugün bizim yaşadığımızdan çok daha büyük yıkımları, savaşları ve işgalleri atlattı. Oğlum, ben sana iyi bir baba olamadım. Ama sen bana muhteşem bir evlat oldun be. Allah senden razı olsun. Devamı var. Yeni bir dünya, yeni bir düzen kuruluyor. Ama bazı beklenmedik gelişmeler canımızı sıkıyor. Ben oradaydım. Binlercesi öldü. Ölümden korkmayan bir topluluğu neyle korkutabilirsiniz ki? Bundan keyif alıyorlar. Neden korktukları umurumda bile değil. Durdurulmaları lazım. Orta Doğu'da başlattığımız noktanın gerisine gittik. Onlara silah satmadık. Kendileri yapmaya başladılar. Örgütü sınırlara kadar yerleştirdik. Şimdi sınırı teleskopla bile göremiyorlar. Ben plana sadık kaldım. Ne dediyseniz onu yaptım. Agah'tan mikroçipi aldım fakat içinden istediğimiz şey çıkmadı. Ne çıktı? Örgüte sızmış olan bir takım muhbir ve istihbarattan elemanların listesi. Örgütü kullanmak için iyi bir malzeme. Bir avuç aptal sürüsü. Bu önemli değil. Önemli olan kullanışlı olmaları. Bundan sonra ihtiyacın olduğu her an yanında sadece Turan olacak. Sen ve Turan'dan başka hiç kimse senin nasıl bir görev aldığını bilmeyecek evlat. Erdem, Eylem ve tim arkadaşların, eğer evlenirsen karın, çocuğun olursa çocuğun ölene kadar bilmeyecek. Olur da başın belaya girerse, ki benim birçok kere yaşadığım gibi, hiç kimse seni resmen tanımayacak. Ve de sahip de çıkmayacak. Bu görevin kutsallığı bunu gerektiriyor evlat. Yolun açık olsun. Allah yar ve yardımcın olsun oğlum. Seni çok seviyorum. Çok. Unutma. Bu bir teklif değil Yavuz. Bu senin kaderin. Milli güvenlik protokolü denen şeyi bulmalısın Dragan. Bu sefer iş daha ciddi. Örgüt sana istediğin desteği verecek. Ama asıl işi sen yapacaksın. Şehirlerini bombaladık. Ekonomik saldırılar yaptık. Ve hiçbiri bir işe yaramadı.
Aksine daha da kenetlendiler. Bu sefer böyle olmayacak. 100 sene önce bugünlerde şehirlerinde İngiliz, İtalyan, Fransız askerleri geziyordu. O manzarayı görmek için neler vermez. Şimdi gözümün içine bak ve söyle Dragan. Hazır mısın? Elbette hazırım. Bana sadece öldürmem gereken Türkleri gösterin. Şimdi. Hazır mısın evlat? Her damlasıyla hazırım. Hazır olduğunu biliyordum. Babam bunu görse gurur duyardı seninle. Ama şunu bil, bu ülke seninle gurur duyuyor.